da hem de birazcık ikisi de gerekiyor aslında. Ben de düşünüyorum hani rahat bir şeyler bulmak zor ama şık bir şey bulmak bu dönemde birazcık daha şey oluyor. Vallahi hamile yoga kampına benziyor, ben de daha çok burası. Ne güzel, ne güzel. Sizin üstünüzde de var böyle, bu sene de modaymış. Evet. Tercih ediyorsunuz sanırım. Evet tabii, hayvanlara zarar vermeden. Linç yemeden bundan çıkıyorum. Yok, gerçek hayır, demiyoruz. Yani evet şey artık zaten öyle düşüneceklerini de zannetmiyorum. Kimse çok az kişi kaldı artık bunu yapan. O yüzden. Doğum ne zaman? Bayağı bir ilerlemiş karnınızda. Yani aslında Ocak ayı içerisinde ya da Ocak sonu. İşte pek bilmiyorum yani ne zaman gelmek isterse. Zorlu sürece girdiniz herhalde artık daha yakın. Ya açıkçası valla daha yeni Estonya'dan geldim. Filmimizin dünya premieri vardı. Adresi olmayan ev. Çalışmaya devam ediyorum. Ocak ayına kadar çalışmaya devam edeceğim. Umarım sağlığım bu şekilde maşallah devam diyelim, ederse. Ben böyle zorlu süreç görüyorum. Sürekli paylaşım yapıyorsunuz, geziyorsunuz, biz de görüyoruz. Yani aslında eğer ki sağlıklı, yani eğer bir sıkıntı olmazsa o en önemlisi. Gerçekten kimi zaman yatmak gereken, evet, sürekli dinlenmek gereken durumlarla karşılaşabiliyor hamile kişiler. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Maşallah diyorum. ne diyeyim inşallah. Kaç kilo aldınız mesela şu anda? Ya aslında tartıda kilo alıyorsun ama ben çok kendimde o kadar, hatta bazen bilmeyen kişiler, anlamayan kişiler oluyor. Görünce anlıyorlar. Yani böyle yüzümden. Biz sürekli gördüğümüz için anladık. Siz biliyorsunuz yani mesela atıyorum Estonya'da birileriyle, evet, konuşuyorum. Ben işte hamileyim, yardımcı olabilir misiniz valizime falan dedik ama. Aa, pardon görmedik falan diyorlar yani. O yüzden. Eşinizin bu süreçle arası nasıl? Ya çok ilk başta tabii erkekler biraz daha zor adapte oluyor. Daha zor anlıyor. Ne oluyor şimdi diye. Ama şu an gerçekten Cansel Müteş çok 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 yardımcı oluyor. Çok sürekli de aslında aklı da kalıyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi kadınlar hamilelik sürecinde duygu durumları çok değişir derler. Zaman ben zaman sabah ya, akşam farklı olabiliyormuş. Yok, ben ilk 3 ay biraz zorlu bir dönem geçirdim. Setim de vardı. O yüzden sabah erken çok sete gittiğim için erken sabah bulantıları çok zorluyordu açıkçası. Ama o zamanlar birazcık daha böyle hani onunla birlikte, o zorlanmayla birlikte bir duygu değişimleri oluyordu. Ama şu an daha hatta stabil oldum, öyle söyleyeyim. Daha mutluyum, daha rahatım, daha pozitif. Daha pozitif. Evet. Eşinize zorluk çıkardığınız günler oldu mu bu süreçte? İşte ona yani geçen birisi sordu, ben yanında mıyım diye öyle dedi, bilmiyorum ama yok çok tatlı, dünya tatlısı daha da tatlı oldu dedi, bilmiyorum artık. Belki üzmek istememiştir, bilemeyeceğim. Onu ayrı sıkıştırıp onu sormak alışverişleri lazım. Alışverişleri başladınız mı ufak ufak? Ya, o da hazırlı alışveriş. Açıkçası şey, sağ olsunlar bizden çok sevdiklerimiz, ondan sonra çalışma partnerlerimiz sürekli bir hediye yolluyorlar. Ben neredeyse daha hiçbir şey alamadan böyle bayağı bir şeyim oldu. Ama şimdi ben de ufak ufak artık başlamak durumundayım. O da bir aile heyecanlıydı ya. Evet, güzel bir şey tabii. Tatlı bir şey. Yeni bir heyecan. Yeni bir yol açıldı önümüzde. Bakalım yani. Heyecanlıyım. Kim anne adayı baby shower yapar? Kimisi karşı olur böyle şeylere. Hiç bu tarz şeylere sıcak mısınız? Ya öncesinde çok manasız geliyordu tabii. Evet. Hani. Ama. Ama içine girdiğiniz zaman küçük tatlı tatlı bazı şeylere, hiçbir zaman abartıyı seven biri olmadım. Böyle mesela cinsiyet öğrenmek için arkadaşlarımızın arasında böyle küçük böyle bir kek kestik falan, böyle tatlı oldu o. Ondan sonra bence çok kıvamındaydı, tatlıydı. Bayağı böyle bir hiç yoktu. Arkadaşımın sorusunu ek. Bir de orada sipariş verenler oluyor. Yani şu ihtiyaç, bu ihtiyaç. Ya gibi. Şimdi hiç yani zaten dediğim gibi herkes kendiliğinden bir şeyler getiriyor. Bana çok böyle biraz size garip geliyor. Bebeği dünyaya getirmek kaldı galiba. Ama dediğim gibi herkesin hayatına kimse karışamaz. O yüzden herkes nasıl mutluysa, nasıl dediğiniz gibi bayağı pozitifsiniz. Var mı arkadaşlar? Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun.